Evet, bugün sizinle ekler pasta yapacağız. Tavamda 100 gram tereyağı. Tereyağım eriyince içerisine bir su bardağı su ilave edeceğim. Bir su bardağı suyumu da koyuyorum şöyle. Bu kadar, yani bir çimdik tuz dediğimiz kadar bir tuz atıyorum. Koyduğum su kadar şöyle bir kupa yine un koyuyorum. Ve unu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Sürekli böyle karıştıra karıştıra 3-4 dakika kadar hamur bütünleşmiş bir hamur olana kadar karıştıracağız. Artık hamurumuz toplandıktan sonra içine bir paket şekerli vanilya karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, artık hamurumuz oldu. Yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirdim. Altını kapatıp 15 dakika kadar, 15-20 dakika kadar soğutmaya bırakacağım. 15-20 dakika soğuttuğumuz hamuru başka bir kaba alıyoruz, çırpma kabına. Şimdi üzerine tek tek yumurtaları kırarak çırpacağız hepsini. Evet, makinemizi çalıştırıyoruz. İlk yumurtamızı içine bırakıyoruz. O karışınca biraz ikinci yumurtamızı. Üçüncü yumurtamızı da koyuyorum içine. Burada bir de dikkat etmemiz gereken bir püf noktası daha var. Yumurtalarımız mutlaka en az 2 saat öncesinden dışarıya çıkmış ve oda sıcaklığına gelmiş olmalı. Kabarma da çok büyük etken. Şimdi tekrar çırpmaya devam ediyorum. Evet, dördüncü yumurtamı da içine koyuyorum. Şimdiye kadar toplamda 3 dakika 15 saniye çırpmışım. Dördüncü yumurtamı da koyup yine güzelce çırpmaya devam edeceğim. Evet, hamurumuzun iyice çırptık 5-6 dakika kadar. Son hali böyle. Çok yapışkan bir hamur. Şimdi hamurumuzu sıkma torbasına dolduracağız. Önce bir kasenin içerisine sıkma torbamızı yerleştirelim. Bu şekil bayağı pratik oluyor. Şimdi hamurumuzu içine dökeceğim. Evet, hamurumuzu sıkma torbasına doldurdum. Ve bu şekil ağzımda şöyle yuvarlayayım. Bu şekil bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Böyle bırakacağım.
Şimdi yavaş yavaş hamurlarımızı sıkmaya, bir sıkma torbasına koyup sıkmaya başladık. Evet, ilk tepsimi sıktım, bitirdim. Daha elimde bu kadar daha hamur var. Bir tepsi daha yapacağım. Ona da profiterol şekli vereceğim. Yuvarlak yuvarlak. Evet, iki tepsiyi de bitirdim. Şimdi elimizi şöyle biraz suya batırıp buralarını şeklini düzeltiyoruz. Evet, şu anda da fırınımı 200 dereceye açtım. Fırında 200 derecede ısınıyor. Şekillerini düzelttikten sonra şimdi 200 derecede ısınmış fırına vereceğim. Fakat bir 2-3 dakika sonra fırın ısımı 160 dereceye düşüreceğim. 160 derecede de 45-50 dakika kadar pişireceğim. Evet, şimdi ekler pastamızın kremasını yapacağız. 4 su bardağı süt, 200 ml'lik bardakla, 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ekleyeceğim şimdi içine. Daha ocağın altını yakmadım. 1 adet yumurta. Unumuz ve nişastamız. Ve şekerimiz. Şimdi bunları yavaş kısık ateşte karıştıra karıştıra pişireceğim. Bu arada da ekler pastalarımı göstermek istiyorum. Şu an yaklaşık 20 dakikadır fırında. Ve gayet güzel kabarmaya başladılar. Diğer yandan da kremamızı çırpa çırpa pişirin. Kremamızın kıvamı iyice koyulaştı. Şimdi içine 2 paket vanilyamızı döküyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Koyu kıvamlı bir muhallebi elde ettik. Altı kaynadıktan 1-2 dakika sonraya kadar pişiriyoruz iyice. Şu an kaynadı. 2 dakikadır yine karıştıra karıştıra pişiriyorum. Evet, kremamızın kıvamı bu. Böyle koyu bir krema olacak. Evet, 50 dakika pişirdim. 5 dakikası 200 derece, kalan 45 dakikası da 160 derecede fanlı fırında pişirdim. Şimdi daha yeni çıkardım. Ekler pastalar şu an sıcak. Biraz soğumalarını bekleyeceğim. Bu da diğer tepsi. Bunda da küçük profiteroller vardı. Evet, şimdi dolaptan muhallebimizi çıkardım ve 2 saat boyunca dolapta soğuttum. Önce biraz ılıttım, sonra üzerine böyle bir buzdolabı poşeti ya da streç film kapatarak buzdolabına koydum ve 2 saat soğudu şu an kremam. Şimdi bunu çırpma kabına alıp çırpacağım.
Muhallebimi çırpma kabını aldım. Gördüğünüz gibi bayağı koyu kıvamlı. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. Evet, kremamız böyle pürüzsüz kıvama gelene kadar çırptım ben. 3 dakikaya yakın çırptım. Şimdi başka bir kapta. Şimdi başka bir kaba bir paket kremayı döküyorum. Bunu da mikserle çırpacağım. Evet, kremamızı çırptık. Biraz iyice böyle köpürttük. Biraz da koyulaştı. Şimdi öteki kremamızın içine yavaş yavaş dökeceğiz. Şimdi yavaş yavaş dökeceğiz. Bir paket kremayı da koydum hepsini içine. Şu an iyice pürüzsüz olana kadar çırpacağım. Evet, 5 dakikaya yakın çırptık kremamızı. Böyle ipek gibi oldu. Gerçekten çok güzel bir krema oluyor bu. Her türlü yaş pastalara falan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kremamız hazır. Şimdi sıkma torbamıza koyalım. Kremamızın kıvamı böyle. Ekler pastalarımızı iyice soğuduktan sonra bıçak yardımıyla kesiyoruz. İçini açıyoruz. Evet, sıkma torbamızla. İçini dolduruyoruz. Bunlar da profiteroller. Onların da içine küçük küçük kremalarımızı koyuyoruz. Ekler pastamızın hepsini kremayla doldurduktan sonra bir suyun üzerine, böyle sulu bir kabın üzerine, ben çaydanlığın üzerine koydum. 2 paket çikolata bir kasenin içerisinde. Şimdi bunu eriteceğiz. Eritip ekler pastalarımızı buna batıracağız. Buradaki püf noktası da çikolata erir erimez. Yani benim şu an çikolatam yeni eridi. Erir erimez ocaktan almalıyız, yoksa çikolata kesiliyor. Hemen alacağım. Hemen ekler pastalarımızı. Evet, ekler pastalarımızın hepsini çikolataya buladım. Şimdi bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Sonra üzerine beyaz çikolata geçeceğim. Her tarafını beyaz çikolata yapmayacağım. Şöyle bir kısmını.
Az bir şekilde beyaz çikolatasını sıktım. Şimdi üzerine Antep fıstığını dökelim. Evet, şimdi ekler pastamız hazır. Ekler pastamızı buzdolabına en az yarım saat, bir saat iyice soğumaya bırakacağız. Evet, ekler pastalarımızı süsledim, dolaba koydum. En az 4-5 saat dolapta dinlendirmemiz gerekiyor. Son halleri bu şekilde. Püf noktalarına dikkat ederseniz verdiğim birebir tutacaktır. Yapması zor. Biraz oyalayıcı bir pasta ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi size göstereyim. Afiyet olsun.